Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El babu sani fil mamul. Nahiv ilminde genel olarak 3 kategori vardır. Birincisi amil, ikincisi mamul, üçüncüsü irab'tır. Biz amil kısmını bitirdik. Bu amilin amel ettiği, yani nasb ettiği, raf ettiği, cer ettiği, cezm ettiği mamulleri işleyeceğiz. Genelde mamul mensup olur, merfu olur, mecrur olur, meczum olur. 4 kısımdır. Bu da ikiye ayrılır. Asli olur, tabi olur. Şimdi bunları sırasıyla işleyeceğiz. Ve huve ala darbeyni. Bu mamül dediğimiz kısım iki tane, iki kısma ayrılır. Mamulun bil asale, aslından mamül olanlardır. İkincisi ve mamulun bit tebaiyeti, tebaiyet ile mamül olanlardır. Aslında mamül değildir. Bir asıl mamule sıfat olmak gibi bir sebeple mamül olandır. Ey irabuhu, bu tabi olan mamülün irabı nedir? Yekun mitlu irab metbu'ihi, metbu'unun tabi olduğu şeyin irabı gibidir. Bunları gelecek sıfat, atıf, atfu beyan, tekit, bunlar aslında mamüldür, aslıyla mamül değildir. Yani mensup, mecrur, meczum merfudan birisine bağlanarak mamül olurlar. Et-darbul evvelu, yani bu asaletle mamül olanlar nedir? Erbaatu envain, 4 kısımdır. Birincisi merfu'un, merfudur. Ve mensubun, ikincisi mensuptur. Ve mecrurun, üçüncüsü mecrurdur. Bu mecrur muhtassun bil ismi, isme mahsustur. Mecrurlar fiillerde olmaz. Dördüncüsü ve meczumun, meczumdur. Bu da muhtassun bil fiili, bu da fiile mahsustur. Meczumlerde isimlerde olmaz. Demek ki merfu ve mensup hem isimlerde hem fiillerde bulunur. Mecrur sadece isimlerde, meczumsa sadece fiillerde bulunur. Yani fiil-i muzariyi cerretmeye çalışmayacağız. Yani bir şey fiilse o cezm olur, nasb olur, raf olur. Ama cer asla olmaz. El-mamulü bil-asaleti, asaletle mamul olanlar. El-mamulü'l-merfu'u, birincisi mamulü merfu dedik. Peki neymiş mamulü merfu? Emmel merfu'u fetis'atun. Şu 4 kısımdan birincisi olan mamulü merfu 9'du. Bu 9 su gibi ezberlenecek. El evvelu, birincisi nedir? El failu, faildir. Bizim cümlede yüklem dediğimiz şey faildir. Yüklem, fail her zaman merfudur. Nahu, rahime, rahmet etti. Kim? Allahu. Rahmet eden kim? Allah. O zaman bu Allah lafzı fail, mamülden merfuya girer. Merfu ne demekti? Raf olunmuş. Allahu'daki he harfindeki ötre burada raf alameti işaretidir. Bak, Teala Allah lafzının sıfatıdır. Bu mamül bir tebaiye dedik ya, Allah'ın sıfatı olduğu için bu da merfudur. Niye? Bunun vasıflananı olan Allah lafzı merfu olduğu için bunun sıfatı da otomatik olarak merfu olur. Kime rahmet eder Allah? Et-taibe, tövbe edene. Bunu dua olarak da okuyabiliriz. Rahime, rahmet etsin. Kim? Allahu Allah. Öyle Allah ki Teala, yüce olan Allah. Kime rahmet etsin? Et-taibe, tövbe edenlere Allah rahmet etsin. Tövbelerini kabul etsin. Burada rahime fiildir. Amili kıyasinin birincisidir.
fail alır, raf eder, mef'ul alır, nasb eder demiştik. Bakınız, Allahu fail almış, raf etmiştir. Et-taibe'yi mef'ul almış, nasb etmiştir. İkincisi, ve-thani, ikincisi nedir? Naibul faili, naibi faildir. Ne demek naib? Vekil demek. Failin yerine gelen demek. Fail, malum fiillerde rahimet taibi demiştik. Allah rahime, rahimallahu, Allah rahmet etsin demiştik. Allah faildi. Burada nahu, ruhimet taibu. Meçhul olunca yardım olunsun. Kim? Et-taibu, tövbe eden. Bakın şuradaki meçhul olunca fail, fiil malum olunca fail açıkta olur. Fiil meçhul olunca yapan söylenmez veya bilinmez. Yani burada Allah'tan başka rahmet edebilecek kimse olmadığı için biliniyor ama söylenmiyor. Söylenmeyince de biz faili burada gizlemiş oluyoruz. Şimdi rahime yardım etsin kim? Allah. Ama ruhime yardım olunsun. Yardım edeni biz söylemiyoruz. Bu et-taibe mef'ul iken failin yerine geliyor. Kim yardım olunsun? Bak kim sorusuna cevap ver. Et-taibu, tövbe eden kimseler rahmet olunsun. Bu failin yerine geldiği için bu da merfudandır. Bu da raf olur. Et-taibu'daki b'deki ötre raf alametidir. Ve-salisu, üçüncüsü nedir? El-mübtede'u, mübtedadır. Ve-rabi'u, dördüncüsü nedir? El-haberu, haberdir. Mübteda haberin misalleri ortak olduğu için örnekleri burada ikisini beraber verdi. Nehu, bakınız. Mübteda ne demek? Cümleye kendisiyle başlanılan isim. Fiil olursa, fiil zaten kendisi amil. O mamül olmaz. Ama bir cümle isimle başlıyorsa, o isim, cümleye başlanılan ismin adı mübtedadır. Ve daima ötredir. Herhangi bir yerde isimle cümle başladığı zaman otomatik olarak bu cümlenin başlangıç kelimesidir. Cümlenin başlangıç kelimesine biz mübteda diyoruz. Bu isim olduğu zaman otomatik olarak merfudur. Cümlenin başlangıç kelimesi eğer fiil olursa o mamül olmaz. Bu başlangıç cümlesi bir soru sorar. Bakınız, Muhammedun, Muhammed aleyhisselam. Bak, tamam da nedir yani? Hatemül Enbiya'i, peygamberlerin sonuncusudur. Yani başlangıç cümlesi aynı zamanda bir soru cümlesidir. Soru edatı olmamakla beraber. Ahmet dedin. Ahmet, yani demek ki sen bir cevap bekliyorsun. İşte bu zihnimizde oluşan suale verilen cevap da ikinci isimdir. O da haberdir. Cevap da denebilirdi ama burada haber tercih edilmiş. Ve nahiv kitapların tamamında da haber denir. Yani senin sorduğun bir sualin haberini veriyor sana. Muhammedun, Muhammed kimdir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatemül Enbiya'i, peygamberlerin sonuncusudur. Aleyhim, o enbiya üzerine olsun. Ne es-salatu salat ve selamu selam. Şimdi Muhammed'in ötürü oldu. Niçin? Cümlenin başlangıç kelimesi olduğu için. Cümlenin başlangıç kelimesi olan isimler her zaman müptedadır. Hatemül Enbiya'i de bunun haberidir. Bizim burada zihnimizdeki soruya bir cevap veriyor. O zaman Hatem'i de haber olduğu için o da mamülü merfudandır. Dündeki ötre, Hatemül Enbiya'daki ötre, bunlar raf alametleridir. Vel hamisu, beşincisi nedir? İsmu kâne ve ahavatiha. Kâne ve kardeşlerinin ismi de mamülü merfudandır. Şimdi biz amili gıyasiden birincisi mutlak fiil demiştik. Fiil, kâne de bir fiildir. Normalde fiiller fail alır, raf eder, mef'ul alır, nasb eder. Ama nâgıs fiiller,
fiillik hususunda tam değil de nâgıs olanlar, bunlar isim alır, raf eder, haber alır, nasb eder. İsmini raf, haber nasb ettiğine göre kânenin işi, o zaman kânenin ismi de merfudan olacak otomatik olarak. Nehu, kâne Allahu Teala alîmen hakîmâ. Kâne olduğu kim? Allahu Allah. Öyle Allah ki Teala, yüce olan Allah. Nedir oldu? Alimen, bilen, hakimen, hikmet sahibi olan oldu. Şimdi kâne nâgıs fiildir. Allahu onun ismidir. Alimen haberidir. Hakimen ikinci haberidir. O zaman Allahu lafzı burada mamülü merfudandır. Sonundaki hü'deki ötre de raf alameti, raf işaretidir. Ve sâdisu haberu bâbı inne. İnne babının haberi. Şimdi biz inne, enneke, enne derken orada amelini ne diye saymıştık? İsmini nasb, haberini raf eder demiştik. Bak hemen geldi. İsmini raf, ismini nasb, haberini raf ediyorsa bunun haberi de mamülü merfudandır. Nahu, innel ba'fe muhakkak öldükten sonra dirilmek nedir? Hakkun gerçektir. Buradaki hakkun innenin haberidir. Mamülü merfudandır. Hakkundaki ötre i'raptır. Ve sâbi'u haberu la li nefil cinsi, cinsinin nefi için olan la'nın haberi. Bu da ismini nasb, haberini raf ederdi. Bakınız. La amele murain, la amele murain, murai, gösteriş yapan kimsenin ameli olmadı. Nedir olmadı? Makbulün, makbul olmadı. Bu makbulün, la'nın haberidir. Amele murain de ismidir. Bakın amele, şuradaki innel ba'se, bunlar da mamül mensupta gelecek. Niye? Bunlar ismini nasb ettiği için. Makbulün bunun haber olduğuna göre mamülü merfudandır. Raf alameti de lamdaki ötredir. Ve saminu 8.'si nedir? İsmu ma vela. Öyle ma vela ki el müşebbeheteyni bileyse. Leyse'ye benzeyen ma velanın ismidir. Leyse'ye müşabih olan, benzeyen ma velanın ismi de mamülü merfudandır. Nehu mettekebbüru laikan lil alimi vela hasedun helalen. Şimdi ma'nın neyi dedik? İsmi dedik. Mat tekebbürü. Kibir olmadı. Kibirlenmek olmadı. Nedir olmadı? Laikan, layık olmadı. Kime? Lil alimi, alime. Şimdi ma ismini raf ettiğine göre ismi hangi mamülden olacak? Mamülü merfudan olacak. Et tekebbürü ma'nın ismidir. Mamülü merfudandır. Raf alameti ra'daki ötredir. Laikan ismidir. Bu da mamülü mensuptandır. Nasb işareti de kaftaki üstündür. La var bir de. La hasedün helalen. La hasedün haset olmadı. Nedir olmadı? Helalen helal olmadı. Şimdi la ma'ya benzeyen la hasedün olan ismini raf etmiş. Raf alameti de daldaki ötredir. Hasedün o zaman hangi mamüldendir? Mamülü merfudandır. Ve tâsi'u 9.'su nedir? El fi'lül muzâri'u mudâri fiildir. Öyle muzâri fiil ki el hâli soyulmuş. Neden? Anin nevâsibi vel cevâzimi. Nasb edicilerden ve cezmedicilerden. Bildiğiniz gibi fiil-i muzâri cezmeden enlen key izen 4 tane. Fiil-i muzâri cezmeden de 15 taneydi. Bir fiil-i muzari'nin başında bunlardan herhangi birisi yoksa, bunlardan soyulmuş, çekilmiş, temizlenmişse, o zaman fiil-i muzari otomatik olarak mamül merfudandır. Nehu yuhibbullahu teala ettevadu'a. Yuhibbu sever. Kim? Allahu Allah. Öyle Allah ki Teala, yüce olan, neyi sever? Ettevazu'a. Mütevazi olmayı sever. Şimdi yuhibbu'ya bakıyoruz. Başında en, len, key, izen birisi var mı? Yok. Lem lemma lamul emir la ineyhi in mehmadan biri var mı? Yok. O zaman bu fiil-i muzari başında bunlardan birisi olmayan bütün fiil-i muzariler mamülü merfudandır. Mamülü merfudan olduğu için de raftır. B'deki ötre raf alametidir.
Ayrıca bak Allahu failidir. Mamül merfunun birincisi faildi. Bu da mamül merfudandır bak. Hem amil mamül merfudan oldu. Hem de mamülü olan fail mamül merfudan oldu. Yuhibbi demek ki hem amil oluyor fiil olduğu için hem mamül oluyor fiil muzari olduğu için. Allahu amil olmaz sadece mamül olur. Ettevazu'a da bu da mamül mensuptandır. Mef'ulü bih olduğu için onları da bir sonraki dersimizde göreceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.